Evet sevgili dostlar, bir pazar sabahında İstanbul'da Emit Fuarı'ndayız. Ünye standında, gördüğünüz gibi Ünye standında bugün sabah olduğu için biraz daha kalabalık yok ama dün 2 gün, 3 gün önce çok bayağı yoğundu. Su böreği ve Ünye lokumu ikram edildi, fındık ikram edildi. Şimdi burada, evet, İlhan Bey. Alabilir miyiz canlı yayınımızda 2 dakika? Canlı yayındayız da onun için. 2 dakika müsaade eder Sayın Valim. 2 dakika kusura bakmayın. Hemen. Evet İlhan Bey. Evet. Şeyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuarla ilgili 3 gün geçti. Evet 3 gün geçti. Bugün 4. günümüz. Evet. Fuarda son günümüz. Belediye Başkanımız Sena Meçenmer'in öngörüleri sonucunda 2 yıldır katılıyoruz. Ve Ünye'yi burada layıkıyla anlattığımızda, tanıttığımızda inanıyoruz ki şu eksikliği de gördük. Yani yıllardır yapılması gereken bir etkinlik, yıllardır bu fuara ya da bu tarz fuarlara katılması gerekiyormuş. Çünkü gerçek manada Ünye'nin güzelliğini, tarihini, yeşilini, denizini insanların bilmediği ortaya çıktı. Biz de son 2 yıldır, 3 yıldır dediğim gibi belediye başkanımızın sayesinde katılmış olduğumuz fuarlarda bunun eksikliğini tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Ünye'ye bir değer katabiliyorsak ne mutlu bize. Evet. Burada da az önce de görüştüğüm, canlı yayına girmeden önce görüştüğüm Çankırı vali yardımcımız. Evet. Kendisi de gerçek manada entelektüel bir insan ama Ünye'yi tanımadığını söyledi. Şimdi onu anlatıyordum. Bu şekilde hani bir kişi dahi Ünye'ye kazandırabiliyorsak, Ünye'yi getirebiliyorsak ne mutlu bize. Evet, en güzel tarafı bu standlar. Ben de yıllardan beri buralara gelirim. En güzel tarafı da şu oldu. Bu 2 seneden beri turizm standlarının yani tur raporlar olduğu yerde olduğum kesinlikle için insanlar oralara geldiğinde de bura neymiş tek dikkat çeken standlardan biri. Zaten bizim asıl amacımız ana tur orada. Evet. Hemen karşımız. Orası başka oteller. Yani onun zaten tur. Bizim gerçek amacımız anı turları Ünye'ye davet edebilmek. Evet. Çünkü bireysel gelenler mutlaka oluyor ama bu 10 20 30 da sınırlı kalabiliyor ama bir tur geldiği zaman bir otobüste 40 kişi oluyor. Evet. En kötü dün ihtimalle. Çok güzel bir gelişme oldu. Sağ olsun başkanım da beraber anı tura ziyaret ettik. Veli Bey'le sohbet ettik. Veli Bey bize şu sözü verdi. Başkanım ona sözü verdi. Her gelene bir havuç da olsa hediye vereceğiz otobüslere. Yarım elma gönül alacağız. Yarım elma gönül alacağız. Bundan ya inşallah bu yaz 300 tane anı turun otobüslerini Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tam kaymakamlığın önünde çok göreceğimizi insanlara çok, buradan onun müjdesini çok, verelim. Çok bu zamana kadar gelmiş en güzel müjdelerden kesinlikle biri. Ahmet Çamyar'a teşekkür ediyorum. Evet. Buradan anı turun Ünye'ye gelmesi demek bütün tur otobüslerinin Ünye'ye girmesi. Evet, yani çünkü hep Ulusoy'da duruyorlar. Evet. İşte Ünye'ye bunları çekebilmek başkanımız da bunun faydasını inşallah bu alacağız. Arada gördük. İnşallah. Evet. Sayın dadım, seni alalım şöyle. Evet, Melek Hanımları da al şöyle. Bak o gel. Sayın kadın size takdir edin. Evet. Evet, çok iyi. Gel. Gel sen yapamazsın gel. Gel. Merhabalar efendim. Bu da kadımız, Ünye kadımız. Evet. Ünyeli olarak gurur duyduğum abimin bir röportajında bulunmak benim için çok sevindirici. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tiyatro oyuncusuyum. İsmail Dümbül'ün de torunuyum. Eski milletvekili Yılmaz Sahneoğlu'nda oluyum. Evet. Ünye Belediye'miz kültür sanat anlamında gerçekten çok ciddi bir adım atıyor ve bu beni heyecanlandırıyor. Sanatçısına ve kültürüne sahip çıktığı için de beni çok gurur verici bir şey. Evet. Hele Hasan Şimşek'in bu zamandaki atakları, adımları o kadar güzel ki özverileri için sosyal medyada gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Ettim de, belgeseli de var. Sadece burada Hasan Şimşek kendi Sebil Hanım konağını, bu bir Ünye aşkıdır. Sebil Hanım konağıyla ilgili yaptığı oradaki mimarisi bile bizim için çok önemlidir. Burada Ünye'de şöyle bir şey var. Kendi reklamını yapıyor. Asla. Ünye'nin reklamı yapılıyor burada. Ha. Ben Hasan Şimşek'i burada gördüğümden beri Lübnanlılarla, Ürdün, Mısırlı, Faslı herkesle haşır neşir Ünye'yi anlattı. Tek tek anlattı ve benim için gurur verici bir olaydı. Ünye'li olmak, Ünye'nin aşkı olmak yani çok ayrıca. Evet. Hasan Şimşek burada bir markadır.
Ünye Belediyesi bir markadır. Ahmet Çamyar bir markadır. Gerçekten Emit bizim için, Ünye için çok değerli bir yer olmuştur. İki senedir Emit'te katılıyoruz. Ünye'nin kadılar şehri olduğunu anlatıyoruz. Ünye'nin tarihini anlatıyoruz. Ünye'nin konaklamasıyla ilgili yerlerini anlatıyoruz. Tamam, oraya al hemen. Evet, anlat. Konaklamayla ilgili bilgiler veriyoruz. Bunu Hasan Şimşek bu konuda bütün, bakın, gelmeyen firmalarımız bile var. Ünye'den gelmeyen firmalarımız bile var. Onları bile Hasan Şimşek tek tek 5 yıldızlı otelleri, 3 yıldızlı otelleri, 4 yıldızlı otelleri tek tek kendi adına anlattı. Evet. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ünye ile ilgili, evet. Ünye ile değil, kendi memleketimle. Kendi memleketimle. Evet, Sayın Çakır'ı vali yardımcımız. Tesadüfen standımıza gelmiş. Estağfurullah. Çok memnun oldum bir kere. Tebrik ediyorum. Evet. Konağınız güzel, dizaynınız güzel, kadımız güzel. Evet. Ben sadece bir şey yapayım. Benim Yozgat'ın Kadışehir ilçesindenim. Evet. Yani Ünye'de kadılar bolmuş. Kadılar Kadı sokağı. Biz herhalde sizin o zaman şeyiniz olalım. Partnerimiz. Evet. Kardeş. Aynen, kardeş ilçe olalım. Kolon doğru. Kadışehir. Sayın Kadışehir. Evet. Tebrik ediyorum. Herkese selam söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Bayram. İnşallah yolumuz. Çok çok memnunum. Biz de muhabbet ederiz. Biz de geleceğiz. Kartımı vereyim. Olur ya. Evet, gördüm broşürünüzü. Çok teşekkür. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, şurada şu suyu alabilir miyiz Kemal Bey? Evet, çok teşekkür ederim. Avukat Kemal Şişek. Bu arada evet o günüm. Çok teşekkür ederim konuşman için. Ben teşekkür ederim. Şuradan bir Ünye suyunun da ne olduğunu anlatalım. Evet, bakın burada Ünye suyu var, acı su. Bu yıllardan beri Ünye'de mevcut olan su. Bunu özellikle herkesin içmesini tavsiye ediyoruz. Bu şeker hastalığından tutun bir takım böbreklerde her türlü özelliği olduğu söyleniyor. Analiz raporları da Ünye Belediyesi'nde mevcuttur. Benim sabımsı yaşlı bir amcam var, Tahsin Ertekin amcam. 105 yaşında, ömründe Ünye suyu dışında hep Ünye'den su getirmiş. Ünye suyu dışında hiçbir şey içmemiş. Evet, evet sevgili dostlar, bir canlı yayın programımızın daha sonuna geldik. İnşallah bir dahaki dönemde, önümüzdeki yılda tekrar Emit Fuarı'nda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.